Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. En son ne yapmıştık? Aralık tahmini üzerine tek bir popülasyon ortalamasını tahmin etmek için bir Z tablosu nasıl kullanılır? Python'da bu güven aralığı nasıl oluşturulur? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışmıştım. Burada dikkat etmeniz gereken nokta varsayımlar üzerine gerçekleştirilen işlemler. Yani aslında kullanabileceğimiz yapıların varsayımlarını karşılayabiliyor muyuz? Bu bizim için en önemli olan nokta. Popülasyon standart sapması biliniyorsa n'in 30'dan büyük veya küçük olmasının herhangi bir önemi olmadan Z tablosunu kullanabiliyoruz. Bu arada bu yukarıdaki görmüş olduğunuz Z güven aralığı yapısındaki sigma bölü kök n içerisinde bulunan sigma aslında popülasyonun standart sapması anlamına gelir. Eğer örneklem standart sapması olsaydı biraz sonra anlatacağım küçük s şeklinde gösterilirdi. Şimdi neden bu Z güven aralığı yapısında sigma şeklinde gösteriliyor? Eğer popülasyon standart sapması biliniyorsa ki bu zaten sigmadır. O yüzden bu buraya yazılır. Ancak popülasyon standart sapması bilinmediği durumda bizim n sayımız yani örneklem sayımız 30'dan büyük olduğu durumda küçük s yani örneklem standart sapmasını biz popülasyon standart sapması yerine kullanabiliyoruz. O yüzden kafanız karışmasın. Burada neden sigma, burada neden s şeklinde. O anekdotu da sizlere vermek istedim. Şimdi en son yapımız o zaman ne kaldı? Standart sapması bilinmiyorsa popülasyonumuzun ve n sayımız 30'dan küçükse bu işlemi nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunun için T dağılımı yani student T dağılımı yapısını kullanmak durumundayız arkadaşlar. T dağılımı ile ilgili daha önceki videolardan size kısa bir bilgi vermeye çalışmıştım. T tablosunun yapısı içerisindeki şu anda da açalım T tablosunu. T tablosu şöyle aşağı doğru inelim. T tablosunda bir serbestlik derecesi, degree of free dediğimiz bir serbestlik derecesi vardı. Bunun n-1 olduğunu zaten söylemiştik. Ancak alan hesabını o videoda yapmamıştım. Çünkü bize bir alfa değeri gerekliydi ki bu alfa değeri de aslında bizim güven aralığında kullandığımız bir yapı. Yani örneğin 1 eksi alfa biz %95 güven aralığında bir T testi, bir T güven aralığı yapmak istiyorsak 1 eksi alfanın %95'e eşit olduğu durumda alfanın %5 olduğunu ortaya çıkartıyoruz. Yani aslında 1 eksi alfa eşittir. %95 ise o zaman alfa değeri %5 olarak kalır ki bize de bu değer lazım aslında. Şimdi yapı tamamen yukarıdaki görmüş olduğunuz Z yapısına benzer bir durum. Sadece burada Z skor değeri yerine T alfa bölü 2 virgül n-1. n-1 buradaki yapısı arkadaşlar serbestlik derecesinden bahsediyor. Alfa bölü 2 yapısı ise kısaca şu şekilde anlatalım. Şöyle bir dağılım yapısının içerisine düşündüğünüzde daha önce de anlattığım gibi güven aralığının dışarısında kalan kısımların alfa bölü 2 olduğunu sizlere söylemiştim. Eğer ben bu içerideki güven yapısı üzerinden bir alan hesaplayacaksam T değerinin alfa bölü 2 değeri üzerinden işlem yapmak durumundayım arkadaşlar. Peki şuraları bir silelim şu şekilde. Burayı da silelim. Şimdi bir örnek yapalım istiyorsanız çok basit bir şekilde değerleri verelim. Örneği okumayalım hatta. N eşittir 30 diye bir değer verelim ki burada küçük eşittir aslında T'yi kullanabilmemiz için. Yani N 30 olsa da T'yi kullanıyoruz. Önemli olan standart sapmasının bilinmemesi, popülasyon standart sapmasının bilinmemesi. Burada örneğin ortalamanın eşittir 140 olduğu bilgisi elimizde ve örnek standart sapmanın, şöyle standart sapma diyelim. Bunun da 25 değeri olduğunu varsayalım. Yani en örneklem sayımız 30, ortalamamız 140, standart sapmamız 25.
Bize şu şekilde %95'lik bir güvenle, yani %95 güven aralığında popülasyonun ortalamasını tahmin etmemiz isteniyor. Bunu da şöyle yazalım. %95 şeklinde güven yapısında bunu tahmin etmeye çalışacağız arkadaşlar. Peki, öncelikle yapmam gereken işlem ne? %95'e karşılık gelen ve n eksi 1, yani 30'dan 1 çıkarttığınızda şurada serbestlik derecesi yazalım. 30'dan 1 çıktığında 29 serbestlik derecesine ait olan ve %5, yani %95, %100'den %95'i çıkarttığınızda %5'lik bir alan için bir T tablosundan olasılık alanını bakmam gerekiyor. Şimdi T tablosunu açtım arkadaşlar. T tablosunu açtığınız zaman bir tek yönlü bir de iki yönlü olarak var. Ama şimdilik biz iki yönlü veya tek yönlü de bakabilirsiniz. Bakın zaten burada her bir değerin alfa değerinin ikiye bölünmüş hali gözüküyor. Biz tek bir alfa üzerinden, yani iki yönlü bir alfa üzerinden yapabiliriz veya bunları ikiye böldüğümüzde, hani buradaki alfa bölü 2 var ya, %5'i ikiye böldüğünüzde işte %2,5'a tekabül eden, o da tablodaki 0,025'e tekabül eden alan veya bunu direkt olarak alfa olarak alabilir, 0,05 alabilirsiniz. Yani kafa karışmasın. Sonuçta 1 eksi alfa %95'e eşitse alfa %5'e eşittir. %5 dediğimiz yapı 0,05'tir. Tabloyu açtığınızda 0,05 aslında bizim alfa değerimiz ve bunu tek yönlüye indirdiğinizde alfa bölü 2 yapısı var ya, buradaki yapıyla aynı zaten. Sonuç yine aynı çıkacaktır. Zaten bakın sütun yapısı alt alta her birinin ikiye bölünmüş halini bize gösteriyor. Serbestlik derecemiz kaçtı bizim? 29. Yani 29 serbestlik derecesine ait olan 0,05 alfa değeri üzerinden bir alanı benim okumam gerekiyor. Serbestlik derecesi 29'u buradan buldum. Hatta şöyle biraz daha büyütelim arkadaşlar. 29'u buradan bulduk. Şimdi bu 29'a karşılık gelen, yani kesişimi 0,05 %95'ti ya, bunun birden çıkarttığınız zaman %5 kalır. Bu da 0,05 değerine tekabül eder. 29 ve 0,05 kesişim noktası 2,045 değerini bize döndürür arkadaşlar. 2,045 değerini de buraya yazıyoruz. Şimdi bu alanı bu şekilde bulduysak artık gerisi kolay. Çünkü formül yapımız belli. Formül yapısı ne diyor arkadaşlar? X ortalamayı hemen eşittir diyelim. 140 eksi T değerimiz kaç? Alfa bölü 2 virgül n eksi 1 serbestlik derecesindeki değerimiz 2,045 değeriymiş. Bunu çarpacağız. Bunu neyle çarpacağız arkadaşlar? Standart sapmayı, yani buradaki 25'i neye böleceğiz? Karekök 30'a böleceğiz arkadaşlar. Şöyle. Bu da 130,665 şeklinde bir değer ortaya çıkıyor. Tabii bunları böyle iç içe yaptım. Kafanız karışmasın. Tek tek de yapabiliriz. Hatta şöyle çizelim. Şöyle gelsin biraz daha böyle. Bunu büyütünce bozuluyor mu? Şöyle dursun. Şimdi benim zaten x ortalamamın 140 olduğunu buldum. 140 eksi 2,045 değeri benim T tablo karşılığım. S bölü kökeni hemen şurada hesaplayalım. 25 bölü karekök 30 değerinden 4,56 değerini girelim. Çarpı 4,56 değerinde buraya girelim. Şimdi bu değerle, yani 4,56 değeriyle benim buradaki 2,045'i çarpmam gerekiyor. Değer 9,334'e tekabül ediyor. Yani şurası benim için 9,334 değerine tekabül ediyor. Yine burada da aynı mantık. Burası da 9,334'e tekabül ediyor. Sol taraf ortalamadan çıkartın, sağ taraf ortalamayı ekleyin. Yani 140 artı 9,334 dediğimde, pardon eksi, özür diliyorum.
140 eksi 9,334 dediğimde 130,666 gibi bir değer çıkıyor. Bunu eğer toplarsak, hatta şunu aldım, buraya kopyaladım. Şuradaki eksiği artı yapmam gerekiyor. Bu da 149,334 değerine tekabül ediyor. Yani aslında benim bulduğum sonuç tamamen şu şekilde. 130,666 diyelim. Küçüktür mü? O da küçüktür. 149,334. Yani sorulan soruya göre ben bu örneklem verileri üzerinden %95 güven aralığı ile ortalamanın 130,666 ve 149,33 değeri arasında olduğunu tespit ettim arkadaşlar. Aslında mantık tamamen Z'deki gibi aynı. Sadece tablo okurken ki aslında bizim tablo okumamıza da gerek kalmayacak. Çünkü bunların hepsini Python üzerinden hesaplayacağız. Buradaki değer 29 serbestlik derecesine karşılık gelen alfa değerinin kesiştiği nokta benim için alan değeri arkadaşlar. Burayı unutmayalım. Yani 130,666 ve 149,334 yaklaşık değer. Yuvarlama kısmı vardır tabii ki. Şimdi şuraları sildim. Bu işlemi biz Python'da nasıl gerçekleştiriyoruz? Yani böyle tek tek hesaplayacağız mı? Tabii ki hayır. Python'ı açalım arkadaşlar. Hemen bir import NumPy kütüphanesi alacağız. SNP dedik. Daha sonra bir SkyPy şöyle. Buradan da ne alacağız? Stats isimli modülü alacağız. Peki, verilerimizi girelim. N eşittir 30. X ortalama değerini girelim. Bu 140'tı. X standart sapma değerini girelim. Bu 25'ti. Güveni girelim. Güven 0,95, yani %95 güven aralığındaydı. Bir de serbestlik derecesi olacak. Bunun için serbestlik derecesi de n-1. Yani zaten n'i bir değişken olarak tanımladığım için -1 değerini de bu şekilde alabilirim. Peki aralığı hesaplayalım. Aralık dedikten sonra stats üzerinden nokta normal dağılımda norm nokta interval derken burada da t nokta interval diyoruz arkadaşlar. Yani aralık hesaplaması. Bunun içerisinde öncelikle bize bakın bir alfa değeri istiyor. Hemen alfa parametresine ben neyi göndereceğim? Güven isimli değişkenimi, yani 0,95'i göndereceğim. Daha sonra log parametresiyle ortalamayı göndermem gerekiyor. X ortalama değeri virgül. Daha sonra DF yani serbestlik derecesini göndermem gerekiyor. Burada da serbestlik derecesi parametresini gönderiyorum. Ve en son da scale göndermem gerekiyor. Normal dağılımdaki yine aynı mantık scale. Buradaki x standart sapma değerini benim karekök 30'a bölmem gerekiyor. Bunun için NumPy kütüphanesinden karekök fonksiyonunu çağırıyorum. Ve bunun içerisine arkadaşlar n sayısını gönderiyorum. Artık bu değeri yazdırdığımda, aralık değerini yazdırdığımda benim burada hesaplamış olduğum yaklaşık değerleri ortaya çıkartmam gerekiyor. Tekrar isterseniz anlatayım. N rakam değerine bir değişkene, ortalamayı bir değişkene, standart sapmayı bir değişkene, güven alfa yapısını bir değişkene tanımladım. Bu bir T dağılımı olduğu için bizden bir degree of free yani serbestlik derecesi isteyeceği için -1'i de buraya gönderdim. Daha sonra aralık isimli bir değişken oluşturdum. Stats üzerinden, stats modülü üzerinden T nokta interval fonksiyonunu çağırdım. Alfa parametresine güveni gönderdim. Log parametresine ortalamayı, DF parametresine serbestlik derecesini ve scale parametresine ise standart sapmanın karekök n'e bölünmüş halini gönderdim. Yani aslında scale parametresini şu şekilde burada görmüş olduğunuz yapıyı tanımlamam gerekiyor. Bunu da bu şekilde tanımladıktan sonra artık yazdırma işlemine bir bakalım. Bizim biraz önce Excel üzerinden hesapladığımız değerler ortaya çıkacak mı? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Hesaplasın.
130.664 ve 149.33 arasında olduğunu bize ortaya çıkarttı. 130.66'da ben bulmuştum. Bu da aynen 130.664. Ben 666 buldum, o yuvarlamayla ilgili. 149.335'te Python buldu. Ben de 149.334 buldum arkadaşlar. Yani %95 güven aralığında n eşittir 30 örneklem sayılı ve popülasyonun standart sapması bilinmediği varsayımı altında popülasyonun örnekleminin güven aralığı bu şekilde tespit edilebiliyor arkadaşlar. Peki son bir de bir soru çözelim. Yani zaten konu bu şekilde basit. Yani neden basit diyorum? Z tarafındaki hesaplamayı anladıysak burada da yine aynı mantık tamamen. Sadece varsayımlar değiştiği için normal dağılım testi yerine T testi kullanılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta tamamen buradaki varsayımsal yapılar arkadaşlar. Şimdi sorumuz şu şekilde. Rastsal olarak seçilen 20 bilgisayarın tamirat maliyetleri kaydedilmiştir. Yani tekrar baştan okuyayım istiyorsanız. Rastsal olarak seçilen 20 bilgisayarın tamirat maliyetleri kaydedilmiştir. N'imiz kaç? 20 tane. Yani 20 bilgisayarımız var. Örneklem ortalaması, yani seçilen 20 örneklemin maliyet ortalamasının 216.53 dolar olduğu tespit edilmiştir. Yani 216.53 doları ortalamaya gönderdim. Ve bu örneklemin standart sapması 15.86 dolar olarak hesaplanmıştır. Geldim buraya da 15.86. Yine dikkat etmem gereken nokta şu. Ortalama ve standart sapmalar aynı birim üzerinden mi hesaplanmış? Burası benim için önemli. İkisi de dolar başlı bir birim hesabı olduğu için herhangi bir sorun yok. Ne dedik? Standart sapması 15.86 olarak hesaplanmıştır. Tüm bilgisayarların ortalama tamirat maliyetlerini %95 güven ile tahmin ediniz diyor. Soruyu tekrar baştan okuyorum. Rastsal olarak seçilen 20 bilgisayarın tamirat maliyetleri kaydedilmiştir. Örneklem ortalaması, yani seçilen 20 bilgisayarın tamirat maliyetleri ortalaması 216.53 dolarken standart sapması 15.86 dolar olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bilgisayarların ortalama tamirat maliyetleri, yani aslında popülasyonun tamirat ortalama tamirat maliyetini %95 güven ile tahmin ediniz diyor. Bilgileri girdim. Yapı tamamen yine aynı. Sadece buradaki değişken isimlerini değiştirdim. Sonuçta N değişti, ortalama değişti, standart sapma değişti, serbestlik derecesi aynı, güven %95. Peki şimdi bir çalıştıralım bakalım sonuç nasıl bir ortaya çıkacak bir bakalım. Bakın 209.10 ile 223.95 arasında bir değer çıktı. Aslında yapı tamamen şu şekilde 209.10 şöyle yazdık. Ortalaması popülasyon mü, yani ortalaması, bu da 223.95 dolar olarak ortaya çıkmış. Doğru değil mi? 223.95. Tamam. İşte bir T yapısında aralık tahmini, popülasyon ortalamasına ait aralık tahmini bu şekilde tespit edilebiliyor arkadaşlar. Örnek daha fazla çözmeyeceğim çünkü tamamen aynı mantık Z tablosuyla ilgili. Eğer o tarafta anlaşılmayan bir nokta varsa o nokta üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Ancak orayı anladıysanız burası zaten aynı. Test yapısı aynı. Sadece kullanılan tablo farklı ve aslında tabloya da bakmanıza gerek kalmıyor. Çünkü Python bunun için sizlere bir kütüphane aracılığıyla hesaplamayı rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. Şimdi standart sapma tahmini ve popülasyon oran tahminini işlemeyeceğim. Şimdilik işlemeyeceğim. İleride eğer ihtiyacımız olursa onunla ilgili işlemler yapmaya çalışırız. Araştırmak isteyenler ise güven aralığı mantığının tamamen aynısı. Onu söyleyeyim.
Sadece kullanılacak tablo farklı. Örneğin ki kare tablosu burada mevcut. Burada var mı bilmiyorum. Bakın bu da ki kare tablosu. Yine bu da serbestlik derecesi ve alfa değerlerinden oluşan bir tablodur arkadaşlar. Ki kare dağılımına ait aslında bunlar. Örneğin Z tablosu normal dağılıma, T tablosu T yani üstünüz T dağılımına, ki kare dağılımı, ki kare dağılıma, işte F tablosu var. F tablosunda bakın iki serbestlik derecesi var. Tabi bunlar ilerledikçe, konular ilerledikçe göreceğimiz konular arkadaşlar. O yüzden şimdilik tek popülasyon üzerinden bir ortalama tahmin süreci nasıl gerçekleştiriliyor? Bunu öğrenmiş olduk. İki popülasyon kısmını anlatır mıyım, anlatmaz mıyım bilmiyorum. Ama anlatırsam da sadece ortalamaların farkı tahmin üzerinden yani Z tablosunun nasıl kullanıldığını yine sizlere anlatmaya çalışırım. Onun dışında ise aralık tahmini genel itibariyle bu şekilde. Aralık tahmin yapısını aslında bu güven yapısını biz genellikle ileride göreceğimiz hipotez testleri isimli bir konu başlığında öğreneceğiz ve daha sonra hipotez testlerinden sonra istatistiksel olarak yapılan bütün testlerin aslında bir hipotez testi olduğunu göreceğiz ve bu hipotez testinde de anlamlılık düzeyi ortaya çıkartmaya çalışacağız. Örneğin borsa üzerinden bir örnek vermek gerekirse iki farklı bir hisse senedinin getirileri arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorsanız ki biz buna aslında korelasyon diyoruz. Onu da ayrı bir konu olarak işleyeceğiz. Bu korelasyon olduğunu düşünüyorsanız bunun örneğin grafiklerini arda arda attığınızda bunların grafiksel olarak birbirleriyle aynı hareket etmesi aslında size bir ilişki olarak gözükse de bu istatistiki olarak sahte bir ilişki de olabilir. O yüzden ilerleyen süreçlerde dediğim gibi güven aralığından sonra hipotez testlerini gördüğümüzde örneğin korelasyon testi yapmak istediğimizde yani bir ilişki testi yapmak istediğimizde bunların güven aralığında olup olmadığıyla ilgili hipotezlerin ret veya kabul edilme durumlarında sizlere anlatmaya çalışacağım. Aslında şöyle de bu veri analizi sürecini belli başlı böyle istatistik temeli olacak şekilde ilerlemek istiyordum ama bu konular önemli konular. Bunları anlatmadan da işin öbür tarafına geçmek istemedim açıkçası. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Dediğim gibi not alın, farklı yerlerden araştırın. Mantığını anlamadığınız noktayı kesinlikle atlamayın, geçmeyin, ezbere gitmeyin arkadaşlar. Tek belki ezberleyeceğiniz nokta şudur desem yeridir. Serbestlik derecesini çok böyle irdelemeyin. Çünkü gerçek hayattaki karşılığı dediğim gibi çok böyle biraz tam oturmuyor orası. Onun dışında aslında konuların tamamı belli bir mantık çerçevesi içerisinde birbirleriyle ilişkili halde ilerlemeye devam ediyor. Çok konuşmayalım o zaman. Bu şekilde de tek popülasyon için bir güven aralığının nasıl oluşturulduğunu hem Z tablosu hem de T tablosu üzerinden sizlere anlatmaya çalıştım. Her zaman dediğim gibi dikkat etmeniz gereken nokta varsayımların karşılanıp karşılanmaması. Varsayımsal olarak bu işlemler karşılandığı zaman testler size anlamlı bir sonuç döndürecektir. Aksi durumda çıkan matematiksel ifadeler sizin için çok sağlıklı sonuçlar ortaya çıkartmayacaktır arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.